Merhabalar, mutlu günler. Saatlerimiz neredeyse 12'yi gösteriyor. Ben Mine Sarı, Habertürk ekranlarındasınız. Şimdi önemli gelişmeler, daha doğrusu görüntüler, canlı görüntüler ekranlarınıza taşıyacağız. İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in ölümünün ardından tahta oğlu Charles geçti. Kral 3. Charles tahta geçti. Şimdi resmen krallığı ilan edildi, daha doğrusu bir seremoni yapılması bekleniyor. Ve dünya tarihinde de ilk kez bir hükümdarlığın ilanı canlı yayınlanıyor. Değerli izleyenler, şimdi işte ekranlarınızda eski başbakanlar Theresa May ve Boris Johnson ve yine devlet erkanından birçok önemli figür şu anda St. James Sarayı'ndalar. Londra'daki St. James Sarayı burası, bir tören yapılıyor. İşte yandaki görüntüde de Kraliçe 2. Elizabeth 8 Eylül tarihinde hayatını kaybeden 96 yaşında hayata gözlerini yuman Kraliçe 2. Elizabeth'in son görüntüleri, yanında da yine kısa bir süre önce vefat eden eşi Philip, ki gördük az önce. Burası efendim İngiltere'nin başkenti Londra'daki St. James Sarayı. Kral salona gelmeden başladı tören. Törene eski ve yeni başbakanlar, meclis üyeleri, üst düzey din adamları katılıyor. Düzenlenen bu resmi seremoniye tabii Charles'ın Galler Prensliği unvanını devrettiği oğlu Prens William da katılıyor. Birazdan elbette onlar da ekranlara gelecek. Şimdi oradaki kalabalığın, evet, dikkatinin kapıya yöneldiğini görüyorum. Şimdi dediğiniz gibi devlet erkanından üst düzey kişiler, din adamları bu seremoninin başlamasıyla birlikte şu anda salona girdiler. Tabii Boris Johnson'ın istifasının ardından gündeme gelen Liz Truss da az önce salona girdi ve artık Galler Prensi unvanını alan Prens William da Cambridge ve Cornwall Dükü'ydü biliyorsunuz. Prens William da şu anda Galler Prensi unvanını aldı ve onun da salona girdiğini görüyoruz ve yanında da The business for part one of the council. Peki, konuşma başladı. My lords, it is my sad duty to inform you çok üzülerek that Her Most Gracious Majesty Queen Elizabeth II has passed away. Üzülerek Kraliçe 2. Elizabeth'in 8 Eylül'de vefat ettiğini, 2022'de vefat ettiğinde belirtti. When certain necessary business has been transacted, a deputation consisting of Her Majesty, His Royal Highness, the Archbishop of Canterbury, the Lord. Gerekli işlemler başlatılmıştır ve Majesteleri Canterbury, Başpiskoposu, the Archbishop of York, York Başpiskoposu, Başbakanımız, konseyin yazıcısı, raportörü ve ben bir araya geldik ve konseyin bu toplantıyı gerçekleştirdiğini sizlere bildirmek istiyorum. Şimdi konsey ilan metnini okuyacak. Whereas it has pleased Almighty God, Yüce Tanrı Müteveffa Majesteleri Kraliçemiz Elizabeth, Aleksandra Mary'den, 2. Elizabeth'ten merhametini esirgemesin. Onun vefatıyla taç, Birleşik Krallık tacı ve Kuzey İrlanda tacı hakkıyla ve yalnızca Prens Charles Philip'e geçmiştir. Bu vesileyle bizler dünyevi ve ruhani lordlar olarak rahmetli majestelerin özel konseyi, İngiliz uluslar topluluğu üyelerinin temsilcileri ve burada bulunma hakkı olan diğer zevat-ı muhterem Londra Belediye Başkanı, devlet görevlileri ve vatandaşların eşliğinde iş bu vesileyle dilimiz ve kalbimizin rızası ve tek sesiyle Prens Charles Philip Hazretlerini, rahmetli Kraliçemiz Majesteleri 2. Elizabeth'in vefatı üzerine ve onun muhterem hatırasına binaen ve Tanrı'nın inayetiyle Kral 3. Charles adıyla kendine bağlı tüm toprakların kralı, İngiliz uluslar topluluğunun başı ve inancımızın savunucusu olarak ilan ediyor.
ve tüm tebaasının ona sadakat, bağlılık ve muhabbet içerisinde olacağını ilan ediyoruz. Tüm kral ve kraliçelerin bağlı olduğu Tanrımız ona uzun ve mutlu bir hüküm bahşetsin. God save the king. Tanrı kralı korusun. İngiltere'nin başkenti Londra'da St. James's Sarayı'nda düzenleniyor tören. İşte az önceki krallık ilanını gördük. Şu anda da Galler Prensi unvanını alan Prens William'ın imza attığını görüyoruz. Artık Charles'ın krallığı ilan ediliyor. Kral 3. Charles, Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatının ardından İngiltere krallığı ilan ediliyor. Evet, şimdi masa başına gelen bir diğer isim de Camilla Parker. Tabii 17 yıllık eşi Kral 3. Charles'ın. O da konsort kraliçe unvanını aldı. O da şu anda imzasını atıyor. Gördüğünüz gibi devlet mensubu birçok kişi, eski başbakanlar, Londra valisi orada dedik, din adamları orada. Bir konuşma gerçekleşti. Şu an için krallık resmen ilan edilmiş durumda diyebiliriz. Londra'da St. James Sarayı'nda yapılıyor tören. Birçok kişi tabii iştirak etti. Şimdi tek tek de imzalar atılıyor. Gördüğünüz gibi Kraliçe 2. Elizabeth 8 Eylül 2022 tarihinde 96 yaşında vefat etti. Hayata gözlerini yumdu ve Prens Charles'ın da artık krallığı resmen ilan edildi. Dediğimiz gibi tabii Prens William da Cornwall ve Cambridge Dükü'ydü. Ve Galler Prensi olarak da o da unvanını aldı. Bildiğiniz gibi kraliyet haklarından vazgeçmişti kardeşi Harry ve eşi Meghan. Onları şu anda bu törende görmüyoruz. Şu anda işte din adamları devletten önemli figürler dediğimiz gibi eski başbakanlar Theresa May, Boris Johnson, Londra valisi Sadiq Khan oradalar. Şimdi tabii bu görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Londra'dan canlı yayın devam ediyor. Siz bunları izlerken benim de şimdi stüdyoda çok değerli bir konuğum var. Habertürk yazarı Oray Eğin bizimle. Oray merhabalar, hoş geldin yayına. Hoş bulduk. Nasılsın? Sağ ol, çok teşekkürler. Heyecanlı, tarihi bir güne tanık oluyoruz. Gerçekten öyle. Şimdi kraliçenin vefatının ardından başlayan yeni dönemi biraz konuşacağız. Görüntüleri de bir yandan görüyoruz. İlk defa işte televizyon tarihinde böyle bir şey, böyle bir geçiş, ilan şu anda izliyoruz. Şimdi ilk kez dün akşam halka seslendi. Önce biraz bunu konuşalım. Sen nasıl yorumluyorsun özellikle bu halka seslenişi? Kral Charles, ağzım alışmış Prens Charles diyorum. Sevgili annem gibi ömür boyu size hizmet edeceğim dedi. Nasıl değerlendirirsin? Şimdi uzun süre hepimiz Prens Charles demeye devam edeceğiz herhalde alışana kadar. Çünkü şu açıdan önemli. Bu tahtın Charles'ı atlayacağı ve direkt oğlu William'a geçeceği tahmin ediliyordu uzun süre boyunca. Hakikaten yani belki ömrü yetmeyecek deniyordu. Kraliçe çünkü 96 yaşına kadar yaşadı. Charles da işte 70'lerinin son demlerinde artık. Bu açıdan acaba oğlunu atlayacak mı? Hatta Charles cezalandırılacak mı gibi spekülasyonlar bile vardı. Fakat geçtiğimiz aylarda kraliçe yaşarken bir açıklama yaptı. Artık kraliçe Camilla'yı bile bekliyoruz dedi. Yani bunu deklar etti. Bu geçişin normal süreciyle olacağını beyan etti net bir şekilde. Şimdi Charles çok tartışmalı bir figürdü uzun yıllar boyunca magazin basınından dolayı. Fakat kamuoyunun sevgisini kazanmayı başardı. İstediği şey kraliyet ailesini küçültmek. Kraliyet ailesini İngiltere'nin kasasından beslenen böyle devasa bir organizasyon mu diyeyim, böyle bir yapıya dönüştürmemek, daha küçültmek, kendisi, eşi, çocuklarıyla bu kraliyet hizmetlerini yapmak ve kamuoyunun da bütçesinden mümkün olduğu kadar daha azını almak. Oğlunun Amerika'ya taşınması ve gelinin işte kraliyet ailesinden ikinci oğlunun Amerika'ya taşınması, gelinin çıkmasından dolayı bir takım aksaklıklar yaşadı.
tekrar aileyi toparlamakla ilk görevi bu olacak. İlk görevi aileyi toparlamak olacak. O kraliyet ailesini çekirdek aile olarak sunmak olacak. Diğer erkek kardeşi Andrew çeşitli seks skandallarından dolayı uzaklaştırılmıştı zaten. Hiçbir şekilde o resme girmesi istenmiyor. Hiçbir şekilde, evet. İkinci bir mesele, İngiltere'yi bir arada tutmaya çalışacak. Daha şimdiden oğlunu Galler Prensi ilan etmesi Galler'de tepkilere neden oldu. İmzalar toplandı. Ayrılıkçı Galler uzun yıllardır var. Rock grupları vardır bu konuda. Başka organizasyonlar var. Şimdiden tepkiler çekmeye başladı. Bir saat sonra Galler Kilisesi'ne de hitap edecek Charles. İskoçya'nın ayrılığı referandum söz konusu. İskoçya hakikaten ayrılmak istiyor. Bu Brexit'ten sonra Birleşik Krallığın bölünmesi gündeme geldi. Bunları bir arada tutabilecek mi? Annesi zor bir zamanda göreve gelmişti. Tesadüfen göreve gelmişti. Hiç beklemiyordu böyle bir şeyi. Amcası bir başka Amerikalı bir evli kadınla aşk yaşadığı için kraliyet haklarından vazgeçti ve gencecik Elizabeth göreve geldi. Hiç babası çok erken ölmüştü. Evet, babası çok erken öldü. Amcasına geçmesi gerekirdi ama amcasına geçmedi. İşte kızı Elizabeth bir anda kraliçe oldu. Savaşlardan, ekonomik krizlerden, onlarca başbakandan geçen 70 yıllık bir süreç. Değil mi? Benzer bir şekilde oğlu da iyi bir İngiltere'yi devralmıyor şu anda. Soğuk bir kış bekleniyor. Enerji krizi var. Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklanan. Evet. Pandeminin yarattığı tedarik zinciri İngiltere'ye vurdu. Brexit, enflasyon. Evet. Her hafta bir başbakan neredeyse değişti. Yeni bir başbakan nasıl mücadele edecek yükselen enflasyonla onu bilmiyoruz. Böyle bir ülkede ülkeyi bir arada tutmak isteyen bir devletin başı her ne kadar sembolik olsa devletin başı kral. Kral Charles 3. Kral Charles. Nasıl bir göreve gelecek? Zor bir görev. Evet. Ama Oray, ne olursa olsun İngiltere içinde İngiltere içinde her yaştan insanın o aileye hala bir sempatisi var. Yani hani politik şeylere karışmasınlar ya da işte İngiltere'deki o halkın genel refahına etkilemesin yaptıkları. Yine de her şeye rağmen böyle çok büyük bir sempati besliyorlar ve her yaştan insanda bunu görmek de çok bana ilginç geliyor. Mesela ben de uzun yıllar Londra'da yaşamış biri olarak kraliçenin vefat ettiği gün eski komşularımla, arkadaşlarımla konuştum. Dediğim gibi böyle 7'den 70'e herkes üzülmüş ve bir çok büyük bir sempati var hala hem Charles'a hem de vefat eden kraliçeye, öyle değil mi? Yani benim hiçbir alakam yok İngiliz kraliyet ailesi, ben bile üzüldüm. Çünkü dünyada istikrar önemlidir. Dünyanın bu kadar kutuplaştığı bir ortamda. Onu soracaktım, sebebi ne sence? Evet, dünyanın bu kadar kutuplaştığı bir ortamda, siyasetçilere güvenin azaldığı bir ortamda, devletin başının istikrarlı bir figür olması, ülkeyi bir arada tutabilmesi bence önemli. Kraliçe Elizabeth'in en büyük başarısı buydu. Kraliyet yok olsun dendiği anda bile kraliyetin önemini insanlara bir şekilde ikna etti. Bunu başardı. En herhalde tartışmalı dönem 97 yılında Diana'nın ölümüydü. Tabii. Orada Balmoral Kalesi'nde kaldı. Buckingham Sarayı'na gelmedi. Diana için devlet töreni yapılmasını reddetti. Bayraklar indirilmedi. Bundan dolayı çok tepki çekti ve İngiliz halkı ilk defa evet biz bu monarşiyi seviyoruz, magazin unsuru dedi, fakat atsak mı acaba bunları, kurtulsak mı dediler. O kuvvetli cumhuriyetçi dalga. Fakat çıktı ekrana, ben dedi bir babaanneyim dedi, torunlarımı düşünüyorum dedi. Sonra Buckingham Sarayı'na gitti, çiçekler koydu. Diana'nın anmasında bir halkla konuştu. İnsanlar dokunan bir hali vardı ve bu yüzden de tekrar monarşiyi sempatik hale getirmeyi başardı. Evet. Seviyor İngiltere bu kraliyet ailesi. Hem nefret ediyor hem nefret etmeyi seviyor. Hem de hakikaten kendi dokularının bir parçası olduğunu da biliyorlar. Yani İngiltere monarşiden bağımsız düşünmek mümkün değil. Evet. Tanıtım açısından önemli her şeyden önce. Bu İngiltere güneş batmayan imparatorluğun güneşini bu krallık ayakta tutuyor aslında. Evet, işte görüntüler de ekrana gelmeye devam ediyor. Dediğimiz gibi birçok önemli isim, önemli figür şu anda orada. Kurayla bu arada pek çoğu da gelmiş kapasite sınırından dolayı. Öyle çünkü mi? Bu evet, bu özel konsey 700. Sence küçük bir yer ama zaten. Evet, işte 700 kişilik bir özel bir konsey bu. Bu özel konseyin içinde işte eski bakanlar, şu anda görev yapan bakanlar, milletvekilleri, başka devlette görev almış isimler var. Times'da ben de okudum. 250 kişilik bir kapasite olduğu için kurayla ancak alınmış. Yani işte başbakan otomatik olarak da gayet tabii ki geliyor ama bu diğer konseyin içindekiler, bir bu özel konsey var, bir de atama konseyi, kralın tahta yükselme konseyi var. İşte tamamen bir ritüellere dayalı bir şey. Şu anda burada şanslı olanları görebiliyoruz. Ama tarihte ilk defa, tabii 70 yıl önce en son bir kraliyetin başı atanmıştı. Şimdi ilk kez televizyonda yayınlanıyor. Evet, evet öyle. Gerçekten tarihi bir anı izliyoruz şu anda. Şimdi bakın misafirler salonu yavaş yavaş terk ediyorlar.
Kral, ben hala Prens Charles çıkıyor ağzımda. Kral Charles, 3. Charles resmen artık kral ilan edildi dedik. Bakalım bundan sonra herhalde bir konuşması da olacaktır, seremoni olacak. Saat 1 Türkiye saatiyle, evet. Saat 1'de ilk kez çıkacak kameraların karşısına. İşte orada değişik kilise, yani Birleşik Krallık Birliği'nin içindeki kiliselere hitap edecek. İskoçya Kilisesi'ne, halka, Galler Kilisesi'ne ve bu görevi devraldığını açıklayacak. Bu tabii şu açıdan da ilginç. Geçmişte Kraliçe Elizabeth televizyon vardı ama böyle bir canlı yayınlar yoktu ve bu kraliyet atamaları her zaman kapalı kapılar ardında yaşanırdı. Evet. Resmi gazetede, London Gazette'de ilan edilirdi. Şimdi bütün dünyada sosyal medyada an be an tanık oluyoruz. Evet, yavaş yavaş salon boşalıyor. Dediğimiz gibi Kral Charles'ın da 3. Charles'ın bugün halka seslenmesi bekleniyor. Tabii halk ülke genelinde, değerli izleyenler, sarayların, kiliselerin önüne Kraliçe 2. Elizabeth için çiçekler bıraktı, kişisel notlar bıraktı. Charles da hem kendisi hem de tüm ailesi için büyük bir hüzün anı olduğunu ifade etti. 96 yaşında Kraliçe 2. Elizabeth hayata gözlerini yumdu 8 Eylül tarihinde. İşte şimdi de Prens William şu anda imzaladığını tekrar ekranlarınıza taşıyoruz. Galler Prensi. Artık ona da alışalım, Galler Prensi demeyelim. Cornwall ve Canterbury değil, Cambridge Dükü'ydü. Cambridge Dükü'ydü ve şimdi de evet, Camilla Parker'ın da yine imza attığı o an tekrar ekranlarınıza geliyor. O da tabii Kral Charles'ın 17 yıllık eşi ve konsort kraliçe. O konsort kraliçeyi de istersen bir açıklayalım. Çünkü evet, konsort şimdi kraliçe verdi değil. Onu, evet. Evet, kraliçe değil. Çünkü kraliçe ya da kral olunca göreve gelmiş olması gerekiyor. Burada kralın eşi olarak kraliçe. Hı-hı. Yani kralın eşi olan kraliçe anlamında kullanılıyor. Mesela queen konsort değildi Elizabeth çünkü doğrudan kraliçeydi. Tabii. Görevi ondaydı. Burada asıl tartışma şuydu. Queen consort olacak mı? Yani kralın eşi olan kraliçe olarak anılacak mı Camilla? Anılmayacak mı? Başka bir ünvan mı verilecekti? Düşes mi kalacaktı? Prenses mi kalacak diye. O ünvan verildi. Kraliçe ona kutsadı. Yani ben dedi veriyorum kraliçe Camilla'yı. Kamuoyunda bunu açıkladı. Hmm. Ve nitekim queen consort olarak anılacak. Buradaki fark şu. Kendisi tahta atanan birisi değil. Tahta atanan birisinin eşi olarak kraliçe olduğunu belirtiyor. Prens Philip olarak kalmıştı Elizabeth'in eşi. Kral olmamıştı. King Consort olmamıştı o. Çünkü başka bir aileden gelen ünvanları vardı. Ama Camilla Queen kraliçe ünvanını aldı. Birazdan yönetmenim şimdi beni uyarıyor. Kral Charles gelecekmiş. Az önce de görüntüde eski başbakan Boris Johnson vardı. Yanında Tony Blair'i gördük. Londra valisi Sadiq Khan'ı gördüm. Theresa May'i de orada. Evet, şimdi birazdan başlayacak artık. Tekrar herkes yerini aldı. İşte taht ve King Charles, 3. Charles birazdan gelip konuşmasını yapacak. Orada halka seslenecek. Dediğim gibi ben heyecanlı bir an, evet. Şimdi şunu sorayım, biraz konuşalım. O görüntüler kalmaya devam edecek. Oray, seninle birkaç dakikamız daha var. Dedin ya hani böyle... Aslında küçültmeye çalıştı. Yani o çok işte halkın onlardan nefret etmesini ya da negatif duygular beslemesini sağlamamak adına küçültmeye çalıştı. O şaşayı biraz bertaraf etmeye çalıştı. Oldu mu? Yani başarabildiler değil mi bunu? Başardı. Evet. Çok zor bir işi başardı. Çünkü İngiliz kraliyet ailesi aslında kusurlu insanlardan oluşan bir kurum. Hem yani, de ne kusurlu? Biz çok gözümüzde büyütüyoruz ama hakikaten magazin figüründen daha öte malzeme taşıyorlar. Evet. İşte Charles'ın Camilla ile bel altı telefon konuşmaları 80'lerde sızmıştı. Yani inanılmaz. Edward işte amcası Andrew'un Andrew. Ama Edward da başka, yani asıl evet. Amca Elizabeth'in amcası Wallace Simpson'la çıkması, bütün kraliyetten vazgeçmesi belki dünya tarihini değiştirdi. Çünkü orada Nazi yanlısı bir kral belki olacaktı İngiltere'de ve bu sayede dünya tarihi değişti. Belki tamamen bir tesadüfen, bir açlık skandalıyla ya da üzerine komplo teorileri de kurulabilir. Hı-hı. İşte hala tartışılıyor Mrs. Simpson niye Edward'la aşk yaşadı diye. Ta bu Elizabeth'in tahta geçmesine itibaren başlayan bir skandallar zinciri var. Harry'nin Epstein vakası da hala bilinmez. Andrew'un Jeffrey Epstein'le ilişkisi, o çıkan fotoğraflar, işte masaj yaptırdı mı, genç kızlarla neler yaşandı gizli adada bilinmiyor ama kraliyet ailesine uzaklaştırdı bunu. Oğlu Harry'nin
Las Vegas'ta otelde partilenen görüntüleri, eşiyle Hollywood'da gidip işte Netflix'e belgesel yapma istekleri falan. Bu, yani liste bitmek bilmiyor. Ve eşinin hala kraliyet ailesi hakkında konuşması. Evet. Hala yani. Hala konuşuyor bunu. İngiltere'de işte ama bunlar ters tepti. O kadar ters tepti ki Meghan Markle Amerika'da çok belki destek topladı ama İngiliz halkının antipatisini kazandı. Kraliyet ailesine karşı çıktığı evet. için. Çünkü hatta kazanmamıştı. Yani aslında çok da sempatisini kazanmıştı. 19 evet. Mayıs günü Windsor Sarayı'nda ben de oradaydım. Binlerce insan yani Meghan'a böyle tapıyorlardı. Sonra bir anda her şey... Çünkü İngiliz halkı bu kraliyet ailesinin asıl işlevine belki dünyanın geri kalanından daha iyi özümsemiş durumda. Çok normal çünkü kendi ülkeleri. Bu bir hizmet, bu bir görev ve bu görevi yapmak zorundalar. Gidip bu görevi yapmadan sadece ünvanlarını kullanarak işte para kazanmak bu tepkilerini çekti. Evet. Yani gidip o çocukların başlarını okşamak zorundalar. Diana'nın yaptığı gibi belki mayınlı tarlalarda yürümek zorunda. AIDS hastalarını işte sarılmıştı, öpmüştü Diana mesela. Evet, evet. Böyle halkın kalbini kazandı ve halkın prensesi oldu. Şimdi Charles böyle bir kadının ölümünün ardından işte bir yasak aşklendi, nefret edilen işte o Diana gibi bir meleksi figüre çok kötü davranmış olmasına rağmen nefret edilen birisine dönüşmüşken evet. halkın sempatisi tekrar kazanmaya başladı. Çünkü Charles'ın karakteri de aslında bu sempatiyi kazanma uygun iyi birisi. Yani bunu evet. görüyoruz işte ruhani tarafları var, işte barışçıl birisi, spiritüel düşünceleri var. Dolayısıyla bunu kazandı, zor olanı yaptı. Şimdi bakalım aileyi bir araya toplayacak mı, Harry'i geri getirecek mi? Onu göreceğiz. Hiç bence bu saatten sonra zor artık. Şimdi bir yandan tabii Kral Charles'ı bekliyor bütün dünya. İşte Tony Blair görüntüde. Times şöyle bir yazı yazmıştı kraliçenin öldüğü gün. Hizmete adanmış bir ömür başlığıyla verdi ilk sayfasında. Ve kraliçenin de 1957'deki ilk Noel konuşmasını, zaten çok az halka seslenir ya, ilk Noel konuşmasını yazmış The Times. Sizi savaşa götüremem, size yasalar sunamam veya adalet getiremem. Çok iddialı bir sözdür aslında. Sizi savaşa götüremem, size yasa veremem, adalet getiremem ama size kalbimi ve adanmışlığımı veririm. Ne kadar önemli değil mi Oray? Bu gerçekleşti değil mi? Yapabileceği, yani kağıt üzerinde yapabilecekleri de aslında o kadardı. Çünkü evet. yani evet ama yasalı, istemeseydi. İstemez ya öyle bir hakkı var. Başbakanı atamama gibi bir hakkı var. Bugüne kadar görülmemiş. Hatta zaman zaman acaba mesela Boris Johnson'ı atamasa mı gibi tartışmalar bile olmuştu. Böyle bir hakkı var ama bu bütün ritüelleri bozmak anlamına gelir. Bütün teamüllere aykırı olur. Kraliçe kendi görevinin psikolojik bir neredeyse bir yardım olduğunu halka, o ülkeyi bir arada tutmak görevi olduğunu çok çok iyi biliyordu. Ve o dedin ya çok az halka seslenirdi. Çok stratejik zamanlarda hep halka seslendi. İşte pandemide seslendi. Evet. Çok kısa kısa videolarla tam kendisine ne zaman ihtiyaç olunduğunu çok iyi bildi. Siyasetçinin önüne geçmedi hiçbir zaman. Her hafta kraliçeye gidip sohbet ettiler. Ülkenin durumu hakkında bilgi verdi başbakanlar. Ama dinledi. Çoğunlukla dinledi. Zaman zaman endişelerini dile getirmeye kalktığında zaten çok büyük tepki topladı. Çünkü başbakanlıkla Buckingham Sarayı arasında da her zaman çatışma oldu. Ayrı basın büroları, ayrı gündemleri hep vardı. Zaman zaman sızdırıldı bunlar. Kraliçeyi zor durumda bıraktığı anlar oldu. İşte bunlar televizyon dizilerine, tiyatro oyunlarına, kitaplara dahi konu oldu. Dolayısıyla zaman içinde tam nerede durması gerektiğini de çok iyi bildi. Yani isteseydi aslında daha da manipülatif bir kadın figür haline gelebilir miydi sence? Mesela o işte İrlanda ile yaşanan durumlar, İkinci Dünya Savaşı yani ne diyorsun? Böyle bir istek zaman zaman ondan oldu. Özellikle saray çevresinde de bunu isteyenler ondan oldu. Yani aktif siyasete girmesi gerektiğini. Şimdi bu gibi makamlarda ne kadar kraliçe de olsa, ne kadar yüksek bir makamda olsa insan olduğu için insanda kolay manipüle edilen, işte gaza da gelebilen, bazen işte görevinin ayrıntılarını da aşabilen birisi. Kapılar açıldı. Evet. Bakalım açıldı. Çok heyecanlı. Evet. Ama sözümü tamamlayayım. Tabii ama bu ki. Gaza gelmedi kraliçe. Gaza gelmedi peki. Evet kapılar açıldı. Artık beklenen kral salona girecek diye düşünüyorum. Din adamları. Bunlar tabii İngiltere'nin önemli kiliselerinin başındaki aha. isimler. Arkadaşlar sesimiz var mı? Peki. Evet. Galler Prensi William ve Camilla'yı da görüyoruz ekranda.
İşte şimdi, evet geldi. Business for part two of the council. Your Majesty to make your declaration. Evet, Kral 3. Charles'ı şu an davet etti kürsüye ve konuşması başlayacak. My lords, ladies and gentlemen, it is my most sorrowful duty to announce to you the death of my beloved mother, the Queen. Çok sevdiğim kraliçe annem. I know how deeply you, the entire nation, and I think I may say the whole world, sympathize with me in the irreparable loss we've all suffered. It is the greatest consolation to me to know of the sympathy expressed by so many to my sister and brothers, and that such overwhelming affection and support evet, kendisine karşı gösterilen sempatiden ve destekten bahsediyor. Hem kendisine hem de diğer kardeşlerine, bütün İngiltere tarafından. To all of us as a family, as to this kingdom and the wider family of nations of which it is a part. My mother gave an example of lifelong love and of selfless service. Hayat boyu tabi bir adanmışlık ve sevgi örneği. My mother's reign was unequaled. Verdi. Eşi benzeri olmamış bir hükümdarlıktı. Bir hizmetti annemin even gösterdiği. We give thanks for this most faithful life. En adanmış bu hayata tabii teşekkürlerini de iletti. Inheritance and Kral the Charles. Duties and heavy responsibilities of sovereignty which have now passed to me. Bu hükümdarlık artık bana geçen bu zorlu görevler, sorumluluklar var. I shall strive to follow the inspiring example I have been set annemin in upholding constitutional government and to seek the peace, harmony and prosperity. Tabii daha önce önümde olan bu örnek hizmeti and of the Commonwealth realms and territories. Daha doğrusu örnek aldığını söyledi, alacağını. In this purpose, I know that I shall be upheld by the affection and loyalty of the peoples whose sovereign I have been called upon to be. Tabii, and that in the discharge of these duties, I will be guided by the council of their elected parliaments. Evet, yine bir seçilmiş parlamentodan seçilmiş bir konseyin kendisine ışık tutacağını, daha doğrusu danışma vereceğini söylüyor. Bu zorlu görevler, sorumluluklar kendisine geçtikten sonra tabii niyetini elbette bu geleneği devam ettirme niyetini de onayladığını, kabul ettiğini, istediğini, ne kadar istediğini bir kez daha tekrarlıyor. And in carrying out the heavy task that has been laid upon me, to which I now dedicate what remains to me of my life, I pray for the guidance and help of Almighty God. Evet, Tanrı'nın yardımı ve ışığı içinde dua ediyorum. Yön göstericiliği için dua ettiğini söyledi. Bunu dilediğini söyledi Tanrı'dan. Oray dediğin Church of Scotland bu kiliselere şu an konuşuyor. Evet, şimdi onlar hitap ediyor. Bu zaten konseye yapılan bir konuşma şu anda. Peki, evet doğru. Relating to the security of the Church of Scotland, I am ready to do so at this first opportunity. Şu an dediğiniz gibi kiliseye I, Charles III, hitaben, by the grace of God of the United Kingdom of Great Britain işte yine and Northern o bahsettiğimiz Ireland, yeminini gerçekleştiriyor. My other realms and territories, tabii King, bu tarz krallık faith, ilanı dediğiniz gibi ilk defa izliyoruz ama şahitlik ediyoruz. Hem devlete karşı hem halka karşı hem din kurumlarına karşı kiliseye karşı as established by the laws made in Scotland
edilmesi gereken, söylenilmesi gereken bir prosedür, bir yeminler prosedürü söz konusu. Şu anda da Kral 3. Charles, krallığının resmen ilan edilmesinin ardından o konuşmayı gerçekleştiriyor. And by the acts passed in the Parliament of both kingdoms for union of the two kingdoms, together with the government, worship, discipline, rights and privileges of the Church of Scotland. So help me God. I now invite your majesty to subscribe both copies of the instrument, confirming the oath has been taken. Evet, şu anda da o yemini ettiğini kral bile olsa belgesini istiyorlar. Belgesini şu anda onaylayacak. Onu rica ettiler. Tabi protestanlık dinini de tutacağını ve onun devamını sürdüreceğini de yeminini verdi. Amerika, İngiltere biliyorsunuz protestanlık katolik savaşlarında İngiltere'de uzun süre, İrlanda'da uzun süre sahne olmuştu. Da bir kez daha protestan kilisesine bağlılığını da beyan etti. Şimdi onu imzalıyor. Sadece söz yetmiyor. Bu yeminin aynı zamanda yazılı belgesinde kiliseye teslim ediyor kral. Evet. Şu anda imza atarken görüyoruz. O İrlanda ile yaşanan o konflikt zaten hatırlıyorsan o zaman Diana ile daha evlenmemişti herhalde. Çok daha genç yaştaydı yanılmıyorsam Kral Charles. Ne kadar çok protestolar vardı. Ne kadar çok hani böyle Buckingham Sarayı'nın önüne kadar insanlar geliyordu. I now invite the witnesses o süreçte aslında kısmen başarılı yönetildi diyebiliriz aslında aile tarafından. İrlanda süreci. Gerçi hala söz konusu olan bir durum var ama. Ama İngiltere çok tehlikeli bir yerdi. Evet. Yani sokakta yürümek zordu. Otobüsler patlıyordu. İrlanda'ya gitmek mümkündü. En azından bir statüko sağlandı. Evet. Şimdi bunlar tanıklarmış. Yeminin tanıkları olarak oğlu ve eşi. Peki orayı şahitler. Şahitler. An, evet, şahitler de imzalıyor aynı yemini. Yani işte bu uzun bir prosedür aslında, ne kadar yoğun bir bürokrasi onu görür. Sadece bir tören, işte magazinden ibaret değil. Bunun bayağı bir işte kağıt belgeleri de var. Tanık, şahitler, yeminler tekrar tekrar. Şimdi başka kiliselere de bu bağlılığını, sadakatini kral olarak belirtecek. Bir şey daha önemliydi. Evet dedi, parlamentonun seçilmişlerin ışığında görev yapacağım. Devletin ve milletin başı olarak dedi. Devletin bunu unutmamak lazım. Olarak, devletin ulusun ve milletin, evet, ulusun başı. Başı yani kraliyet ulusun başı aslında resmen. Evet. Sembolik olabilir ama kağıt üzerinde de hakikaten devletin ve ulusun başı. Dediğin gibi eskiden hani kapalı kapılar ardında gerçekleşiyormuş. Hiç bilmiyorduk. Mesela şimdi ne kadar çok prosedür varmış, ne kadar... Çok da eğlenceli değil aslında. Yani kağıtlar imzalanıyor gibi. Ya, evet. Ama önemli şeyler, önemli değerler aslında. Bilmiyorum yani bir 3. Charles şu anda nasıl hissediyor kendisini ama bu tabii bir de yas da var. Yani o zaten benim ardından için çok şaşırtıcı. Yani daha bir de işte o naaşı kraliçenin ülkeyi gezecek. Tabii. Tren istasyonuna gelecek. Trenlerle ülke gezecek. Halka açılacak. Yani daha annesini de kaybetmiş birisi. Her ne kadar problemli bir ilişkisi olsa da çocukluğundan itibaren. Yani biraz örselenmiş bir çocukluğu da var. Evet. Charles'ın baba baskısı, annesinin ondan mesafeli olmasından dolayı. Bunun acısı daha insan yani kim kaç yaşında olsa olsun insan annesini kaybedince bir sarsılır. Şimdi bunu geride bırakıp birden devlet görevine girmesi, bu törenlere girmesi bence hala gayet dimdik duruşunu hiç kaybetmemesi de işte bu görevin ne kadar önemli olduğunu kabul ettiğini gösteriyor. Aynı şekilde işte kralın eşi kraliçe Camilla da. Her zaman da o dimdik görüntüsü vardı aslında. Belki hani dediğin gibi genç yaşlarda o örselenmesinden çok ondan sonra o dimdik görüntüsü, ne yaptığından emin görüntüsü, bir gün bir kral olacağı görüntüsü her zaman vardı diye düşünüyorum. Aslında istemiyordu da galiba kral olmayı. Evet. O da çok söylenmişti. Bir ara öyle bir şey. Evet. Kendisi söylemişti. Kendisi söylemişti. Bunu. Aslında istemiyordu da. Yani şu örselenmeyi de şöyle bahsedelim. Çünkü kraliyetten çok çekti Charles. Yani yaşatmadılar neydi. Sevdiği kadınla evlendirmediler. İstediği okula yollamadılar. Okulda yalnız bıraktılar. İşte orada okulda her ne kadar kraliçenin oğlu olsa da öğrenciler tarafından zor muameleler, işte
biliyorsun yani okulda çocuklar zalimdir birbirine. Tabii, yani tabii. Charles da olsa ona da o zalim şekilde davrandılar. İşte yok kafasına kovalar geçirdiler, soğukta bıraktılar. İstemediği işte yatılı okulda kaldı. Annesiyle hemen hemen hiç ilişkisi yoktu. Babası zaten ayrı bir problemli birisi. Yani zor şartlarda da yetişen bir yandan da aslında lanet olsun da diyebilecek bir halde vardı. Yani o özellikle işte Diana'dan boşanırken hiç istemediği bir evlilik. Çok evet. Mutsuz bir evlilikti. Çok orada trajik de bir her şeyi evlilik. Bırakıp ben sevdiğim kadınla birlikte olacağım gibi restler evet. Bile çekti. İstemiyorum bu tahtı ama sonunda işte o görevin önemini anladı. Zaten İngiliz halkının Meghan ve Harry'e kızmasının nedeni de bu. Ne olursa olsun bu görevin önemini anlamanız gerekirdi. Yani öyle bırakılacak bir şey değil bu. Onlar çok enteresan bir ikili ya. Yani çok da tuhaflar yani. Böyle insan hani anlayamıyor da verdikleri röportajlardan falan. Gerçekten başka bir sebebi mi vardı acaba diye ben bazen düşünmüyor değilim. Mesela eğer vazgeçseydi o istemiyorum dediği zamanlarda ne olacaktı şu anda kraliçe vefat ettikten sonra? Charles vazgeçseydi. Charles vazgeçseydi doğrudan William'a geçecekti. Draft of an order in council for recording the oath relating to the security of the Church of Scotland to be transmitted to the Court of Session to be recorded in the books of Sederunt and afterwards lodged in the State Papers of Scotland. Tabii bu yeminlerin artık hani kayıtlara geçtiğinden bahsediliyor. İskoçya Kraliçesi İskoçya Kilisesi garanti altına alındı bu. Alındı, evet. Bu yeminle onu söyleniyor. Şimdi kayıtlara geçmesi için izin alındı. Tekrar konuşacak mı acaba? Benim tahmin ettiğim kadarıyla diğer kiliseler için de benzer bir yemin yapacağını tahmin ediyorum ben. Çünkü İngiltere birkaç bölgeden oluşan bir krallık. Galler var, İskoçya şimdi beyan etti. Bakalım devamı nasıl olacak? Draft of an order in council authorizing the Lord Privy Seal. Tamam, o izinler şu an sayılıyor. William'a geçecekti dedi. William'a geçerdi. Evet, William'a geçecekti. Yani şöyle işte eğer Charles vazgeçseydi normal sıralama şartında William'a geçecektik. Eğer hakikaten Charles bütün ünvanlarından vazgeçseydi ve William belki çocukken kraliçe hayatını kaybetseydi o zaman otomatik olarak çok genç bir işte bizde genç Osman vardı ya benzer bir şekilde genç William belki kral olacaktı. Zaten şimdi sıralama... William tamam benim niye aklım Harry'e geçti? Tabii ki William Harry'e, orada Harry'e geçmesi de çok zor. Yani o yani bütün öyle. William ve ailesinin çocuklarının ortadan kaybolması lazım ki çok imkansız bir senaryo. Ancak öyle geçecek. Yani sıralamada 6-7 herhalde bir çocuk daha yaparlarsa daha da zor olacak. Çünkü William var. Eşi var. 3 tane çocukları var. Ondan sonra daha sonra William Harry'e geçiyor, Harry ve Meghan'a geçiyor. Yani sıralama çok zor. Onlardan en sonra da Andrew'a geliyor sıra. Ama William gayet sağlam, çocukları da sağlam. İşte onu herhalde belki bu ömrümüzde kim bilir bir kral daha atandığını görebiliriz. Peki, güzel. Tarihi bir ana tanıklık ettik hep birlikte. Habertürk hazırladı. Oray Eğin de bizimle beraberdi. İşte şimdi de Theresa May görüntüde. Dediğimiz gibi o izinler, artık o mühürler sayılıyor. Kayıt altına alınıyor dedik. Kral 3. Charles'ın resmen krallığın ilanının ardından konseye seslendiğini de hep birlikte izledik. Üstüne de konuştuk. 8 Eylül'de vefat etmişti 2. Elizabeth. 96 yaşında oğlu Charles şimdi 3. Charles krallığı ilan edildi. Oray Eğin çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel şeyler paylaştın bizimle. Sağ ol yayınımıza katıldığın için. Her zaman seninle yayın yapmak çok keyifli Mine. Çok teşekkür ederim. Çok teşekür ederim ben de. Tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sana şimdilik veda edelim.